Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir pandemi hastanesi önünde yatan ve nefes almak için uğraşan bu insanlar aslında şanslı. Hastanede yer kalmamış ama en azından hastalara takılabilecek oksijen tüpleri var. Ülkedeki birçok hastanede bu konuda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Neredeyse 1,4 milyar nüfusu ile dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan, son bir haftadır koronavirüse bağlı COVID-19 vaka sayısı ve ölümleri konusunda rekor üstüne rekor kırıyor. Her gün 300 binin üzerinde yeni vaka sayısının kaydedildiği Hindistan'da yaklaşık 195 bin insan da bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Salgında ikinci dalganın yaşandığı ülkedeki hastanelerde yer kalmadı. Özellikle hastalığı ağır geçirenlerin ihtiyaç duyduğu sağlık malzemelerinin tedariğinde sorun yaşanıyor. Aralarında Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu ülkeler Hindistan'a tıbbi malzeme gönderme teklifinde bulundu. Ülkedeki ikinci dalga o kadar yüksek seviyede seyrediyor ki bazı ülkeler Hindistan'a ve Hindistan'dan ülkelerine seyahati kısıtladı. İngiltere Hindistan'ı kırmızı listeye alırken ABD Hindistan'a seyahat edilmemesi yönünde tavsiye kararını açıkladı. Fransa, Hindistan'dan gelenlerin 10 günlük karantinaya girmesi gerektiği kuralını getirirken, Singapur karantinada kalınacak süreyi 14 günden 21 güne uzattı. Komşu ülke Bangladeş ise sınırları kapatma kararı aldı. Bir yandan da ilk defa Hindistan'da görülen bir virüs varyantı endişe yaratıyor. B1617 olarak adlandırılan bu varyantın ülkedeki vaka sayılarının yükselmesinin ana sebebi olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğu belirtiliyor. Ancak sebeplerden birinin bu olduğu üzerinde duruluyor. İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da görülen koronavirüsün diğer varyantlarında görüldüğü gibi yeni bir varyant o ülkedeki ani vaka artışında önemli rol oynuyor. Ve ilk defa Hindistan'da görülen B1617 varyantı başka ülkelere de yayılmaya başladı. Bu varyant şu ana kadar aralarında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Belçika, İsviçre, Avustralya ve Singapur'un da bulunduğu 18 ülkede tespit edildi. Yes, obviously India is going through a very terrible situation right now. They've had yesterday the largest number of cases that has ever been reported by any country. They have a situation there where there are variants that have arisen. We have not yet fully characterized the variants and the relationship between the ability of the vaccines to protect, but we're assuming clearly that they need vaccines. Peki bu varyant ne kadar endişe verici? E484K mutasyonu kaçış mutasyonu olarak da anılıyor. Çünkü virüsün bağışıklık sisteminden kaçmasına olanak sağlayabiliyor. Uzmanlar COVID-19 enfeksiyonu atlatmış veya aşılanmış kişilerin bu yeni varyanta karşı virüsün diğer varyantlarına karşı olduğu kadar dirençli olmayabileceklerini söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü Hindistan varyantını endişe verici varyant yerine gözlem altında varyant olarak sınıflandırıyor. Bu varyantın gözlemlendiği ancak şu anda ciddi bir endişe yaratmadığı anlamına geliyor. Bazı uzmanlar buna katılırken bazıları da bu varyantın endişe verici boyutta olduğu kanaatinde. The fact that this variant is increasing in its proportion, that's what makes it in the category of variant of concern, because this is increasing in its ratio in Maharashtra and in many other places, and therefore even if it is not more dangerous, if it's not more troublesome in many other ways, it is certainly is better in terms of spreading compared to other variants, and therefore it's of concern, because
more mutation can build upon this and they can be a problem. So that is why any mutation which is increasing its footprint in the population is considered variant of concern. Almanya'da salgınla mücadelede yetkili kuruluş olan Robert Koch Enstitüsü'nden Lars Schade ise bu varyantı gözlem altında bir varyant olarak sınıflandırdıklarını ifade ediyor. Tun und man kann auch nicht sagen, dass es eine immune escape Variante ist, weil für beide Dinge eigentlich noch nicht die Belege fehlen, beides sind Möglichkeiten, deswegen haben wir diese Mutante auch unter Beobachtung, aber wir würden sie im Moment auch noch nicht als besorgniserregende Variante einstufen, sondern als Variante unter Beobachtung. Peki aşılar Hindistan varyantına karşı etkili mi? İki farklı başak proteininde mutasyon olması nedeniyle Hindistan varyantında aşının etkili olmayacağı endişesi olsa da uzmanlar yine de ümitli. And given that we are not noticing or we have not come to know yet large number of reinfections, this also gives us some hope that the vaccine will not be a problem. This variant not be a problem against the vaccine, and people who have been vaccinated or those who have been infected earlier and have acquired immunity will probably be protected. BioNTech aşısının üreticilerinden Pfizer'in CEO'su Hindistan varyantını gözlem altında tuttuklarını belirterek bir varyasyonun baskın olması ihtimalinde 100 gün içinde yeni bir aşı geliştirebileceklerini söylüyor. Now we are watching the new one in India and I don't have data for that as well. I feel optimistic that we should be able to control it. But the thing that makes me feel more comfortable it is that we have developed a process that once a variant becomes a variant of concern, we should be able to have a new vaccine within 100 days. Yapılan testler sonucunda yerel sağlık kurumları Hindistan'ın 12 milyon nüfuslu Mumbai kentindeki her 3 kişiden birinin koronavirüse yakalandığını düşündüklerini ifade ediyor. Mumbai kentini de içinde barındıran Maharashtra eyaletindeki koronavirüs vakalarının %60'ından fazlası ise kökenlerine göre sıralanan enfeksiyonlara dayalı olarak yeni B1617 varyantına bağlandı. Well, the big story of the second wave is the story of emergence of new variants. Both the import of the UK variant and its transmission in some parts of the country, as well as other local variants such as the B1617 emerging and then spreading pretty rapidly across several states and in some cases displacing the dominant strains there. And that typically is the hallmark of a second wave where a new mutant strain comes in and the number of cases increase immensely because younger populations including children get affected, which is what we are seeing now too. Ancak yine de uzmanlar eldeki verilerin kesin bir sonuç çıkarmak için yeterli olmadığı kanaatinde. Tıpkı Hindistan'da yaşanılan ikinci dalgadan bu yeni varyantın sorumlu olup olmadığının kesin olarak bilinmemesi gibi. Uzmanlar atılacak en önemli adımın Hindistan'da şu anda yaşanan dalganın kontrol altına alınmasının ve yayılmasının azaltılması olduğunu söylüyorlar. Böylelikle dünyada bu varyanttan kaynaklı yeni bir dalga engellenmiş olabilir.